kalırsa yazık olur. Hayata küsüverirsin, hüzünler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için, başından geçeni anlat, masaldır benim için. Hele bir gel, uzaklar sana gelirsen. Hele bir gel, bütün dertler bitiverir, hep seni bulur. Uzun zor sıkıcı günler yazık olur. Hadi gel kurtar bizi. Ben çok özür dilerim. Gerçekten. Yani böyle bir şeye sebep olduğum için. Tamam, yani önemli değil. Ben gidebilir miyim artık? Hala yanıyorum da en azından bir merhem süreyim. Git git. Hatta bir buz yap önce istersen. İyi gelir. Tamam, sağ ol. İnandın bana değil mi? Canımsın. Sakın. Cem Ergun. Nereden bulacağım ben seni ya? Ya sen benimle uğraşacağını senaryonu yazsana. Daha hiçbir şey yazdığını görmedik. Düşünüyorum. Daha henüz kafamda pek bir şey yok. Böyle bir ölçük yani. Kaç gün kaldı testine? İşte 10 gün falan. Sen böyle boş boş oturursan bekle. Gidersin Amerika'ya. Deniz. Sen 10 gün dememiş miydin? Evet, ne oldu ki? Burada 2 gün kalmış, öyle yazıyor. Ver bakayım şunu. Aslı, bittim ben, mahvoldum. Ya tamam, dur panik yapma hemen. Nasıl yapma Aslı, nasıl yapma? Salam ben, salak. Ya bir tarihi bile aklımda tutamıyorum. Ya şimdi başlasan yetiştiremez misin? Daha hiçbir şey yazmadım ki. Ne yaptın? Hallettin mi senaryoyu? Yani iyi de bu saatte ne yapabilirim ki? Yani bütün muayenehaneler kapalıdır. Doğru söylüyorsun. Yani zorlamanın bir anlamı yok. Hepsi benim salaklığım. Tarihe doğru dürüst bakmazsan... Bir dur. Bizim okulun psikiyatri koğuşu vardı. Orada nöbetçi doktor falan vardır. İşine yarar mı? Yarar da... Sen nasıl çıkacaksın bu saatte? Yani bilmiyorum ama bulacağım artık bir yolunu. Oh! Ya bu oksijense biz nasıl oluyoruz ya? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Onu kendine değil, hastaya takacaksın. Ver şunu, ver. Tabii. Damar yolu ne oldu? Ya ne damarı ya? Bir sürü damar var burada. Ben hangi damarı bulacağım da yolunu bulacağım ya? Allah'ım ya Rabbim. Damar şu. Bir kere vur, ondan sonra da iğneye gir. İğne mi? Ben hayatta iğneye falan dokunmam ya. Ben korkuyorum iğneden. Aman Allah'ım. Siz nasıl tıp öğrencisisiniz ya? Biz öğrenci falan değiliz ya. Yeter artık, gidiyoruz. Ah, iyi günler. Aylin evde miydi acaba? Kim arıyor? Deniz ben, üst kat komşunuzum. Düğmen koptu da dikebilir mi diyecektim. Aylin niye dikiyor senin düğmeni kardeşim? Aa, öyle demeyin ama Aylin çok hamarat bir kızdır gerçekten. Benim çamaşırımı yıkadı, ütümü yaptı. Gerçi biraz başa bela bir kızdır kendisi. Az kalsın sevgilimden ayrılıyordum onun yüzünden. O niye o? Aman. Aylin'in üzerinde benim gömleğimi görünce bizi şey yapmışız sandı. Ne yapmışsınız? Ya. Hani kadınla erkek yalnız kaldığı zaman da anladınız siz şimdi uzun uzun anlatmayayım onu. Ha anladım. Bir saniye ben şimdi çağırıyorum ailemi. Acele etmeyin bekliyorum. Aa sopa o niye? Şimdi göstereceğim ben sana. Allah! Gel lan buraya! Öldüreceğim lan seni kaçma gel! Ne diyorsun? İşte budur. Vitrin her şeyden önemli efendim. İstersen dünyanın en mükemmel malı olsun elinde, Eğer vitrin kötüyse o iş bitmiştir. Tabii abi, zaten sen öyle diyorsan o iş zaten bitmiştir. Olmuş diyorsun ha? Çok güzel oldu, eline sağlık. Bunu hemen al, kırtasiyeye git, çıktısını kap, okula götür, sinema kulübüne, tamam mı? Ya olmaz, önce seni kurtarmam lazım. Ya sen bunu yetiştir Efe, yar o beni kurtarır. Kapıya omuz atıyor manyak. Sen beni seviyorsan söylediğimi yap Aslı, hadi al şunu. Ya. Gittim ben. Tamam. Alo, iyi günler. Cem Ergun'un telefon numarasını alabilir miyim lütfen? Şehir ve semti söyleyin. Yani şehir İstanbul ama semti bilmiyorum. Hanımefendi, bir sürü Cem Ergun var İstanbul'da. Hangisini istiyorsunuz? Avukat Cem Ergun, doktor Cem Ergun. Tamam, doktor Cem Ergun. Yönlendiriyorum, yazın lütfen. Ne oldu? Siz hamile değilsiniz. Biliyorum. Pardon? Ya ben aslında buraya başka bir şey konuşmak için gelmiştim. Neden geldiniz peki? Anneanne? Mine. Hanımefendi, böyle pat diye giremezsiniz. Dışarı çıkın lütfen. Çıkamam. Bu torunum benim. Ne oluyor Mine? Yoksa hamile misin? Baba, pardon. Anneanne! Ben... Sen bu kadar korkarsan vallahi yapamazsın İstanbul'da. Tıpış tıpış dönersin Urla'ya yani. Yok ya. Sen görseydin adam psikopat gibi nasıl bakıyordu gözlerine biliyor musun? Ya istersen kral olsun oğlum. Başına eğmeyeceksin. Ne yapacağım ulan? Ne yapacağım oraya? Ulan gözlerinizi uyuyacağım. Ama abi ben bir şey yapmadım. Benim gözüm niye uyuyorsun? Efe ettirsene şu kapıyı. Affedersiniz ya, çok geç kaldım ben. İyi de ben de geç kaldım. Aa, siz miydiniz? Buyurun. Teşekkür ederim. Bu ne ya? Dosyanın adı neydi? Gerçek aşk. Word dosyası mı? Öyle bir dosya yok bunun içinde. Sadece bir tane müzik dosyası var. Olur mu canım öyle şey? Ya bir gelip bakabilir miyim? Özgür istediğinin bu olduğuna emin misin? Evet eminim. Ne oldu? Gel. Özgür Çevik albüm. Bu nereden çıktı ya? Deniz Akça gerçek aşk. Olamaz. Hayır ya, olamaz. Ne oldu? Ya CD'leri karıştırdım. Çantana iyice baktın mı? Belki çantandadır. Ya salak kafam, salak. Hey bir dakika, CD ne olacak? Oho, duymuyor bile. Hani ne oldu? Sopası var oğlum ya. Ya abicim bak oturup medeni insanlar gibi konuşsak olmaz mı? Açın lan. Tamam bir hata yaptım. Konuşma lan. Ben sana soracağım o düğmenin hesabını. Ne düğmesi oğlum? Anlatırım sonra. Dur sen dur. Hocam bana bak. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ya? Benim babam polis. Emekli polis. Sus bir dakika. Ayrıca abim de polis. Vallahi bir telefonuma bakar kendini... Sinop cezaevinde bulursun. Kapatıldı oğlum orası. Ya oğlum bir sus ya. Allah Allah, sen kimden yanasın? Bizden mi, manyak abiden mi? Açın lan kapıyı. Açın lan. Heh, Aslı arıyor. Alo Aslı. Ya Deniz, çok kötü bir şey oldu. Ben CD kaybettim. Ne? Ya çok özür dilerim Deniz ya. Tam taksiden iniyordum. Özgür Çevik'le çarpıştık. Onun da CD'si varmış. O benimkini aldı. Yani seninkini işte. Ben de onunkini aldım. Aslı ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Ya CD'ler karıştı diyorum. Yani sen hayır teslim edemedim. Ya tamam boş ver, ne yapalım, ben onu bir şekilde hallederim. Sen buraya gel çabuk, adam kapıyı kıracak. Efe gelmedim senin yanına. Geldi de o da yanında şu anda. Nasıl yani, anlamadım ya. Ya kuzu gel kurtar bizi ya. Aslı gelsene hemen çabuk. Açın lan kapıyı, açın lan. Aslı çabuk ol. Nasıl yaparım abi ben bunu? Özgür ne oluyor abi, bana söyle ben de panik yapayım. Ya taksiye binerken bir kızla çarpıştım. Hı. Kızın elinde bir CD vardı. Bu işte bu CD vardı. Benim CD de onunla kaldı. Ne? Şaka yapıyorsun değil mi? Özgür ne olur şaka de. Ya ben herkese haber verdim. Bir saat sonra bütün basın burada olacak. Ne diyeceğiz adamlara? Of. Buldum. Bütün çocuklara haber verelim. Burada canlı canlı çalın. Olmaz mı? Olmaz ya. O daha uzun iş. Buldum. Ne? Ne buldun? Ya burada telefonla adres yazıyor. Bakayım. Aa, helal olsun, var vallahi. Ne yapıyorsun? Hadi ara hemen. Ben ne yapıyorum? Tamam, pardon. Ne oldu, ne diyor? Ya bir dakika, açmadı da. Hadi be, aç be kardeşim sen de ya. Aslı arıyor, bir şey oldu kesin. Dur oğlum, bırak çalsın. Yok abi, açmıyor. Açmaz tabii. Ben olsam ben de açmam. Şimdiye vermiştim bütün şarkıları internete. Geçmiş olsun Özgürcüğüm. Buraya kadarmış. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Ya bir dakika sus ya. Ben gidiyorum. Nereye? Beni bu kadar adamla yalnız mı bırakacaksın? Ya CD'yi alıp geleceğim. Bu arada sen stüdyoya ara, bir tane kopya göndersinler. Oho, bir saate çıkmaz ki o. Ya sen ne diyorsam onu yap. Ben bir saate kadar gelirim. Bu arada basından birileri gelirse oyalar. Ha şu CD'yi ver. Merhaba, ne haber? Hiç iyi değilim. Ne oldu ya? Sen arabayla mı geldin? Evet. Gidiyoruz. Dur ya, nereye gidiyoruz? Ya yolda anlatırım. Tansiyonunuz normale dönmüş. Biraz daha iyi misin anneanne? İyiyim. Nedir bu başıma gelenler? Önce annen, sonra sen. Anneanne vallahi düşündüğüm gibi değil. Yanlış anladın sen. Ne değil? Doktor bey ultrasonla karnına bakıyordu. Niye bakıyordu? Hamilesinde ondan bakıyordu. Ya anneanneciğim vallahi yok öyle bir şey ya. Doktor bey lütfen siz de söyler misiniz? Hanımefendi torununuz hamile değil. Merak etmeyin. O zaman niye? Hanımefendi bakın burada doktor olan benim. Torununuz hamile değil diyorum. Merak etmeyin. Siz isterseniz biraz dışarıda dinlenin, sakinleşin. Sonra konuşuruz. Olur mu? Peki siz rahatsız olmayın, ben giderim. Dışarıda bekliyorum, ona göre. Ben de sizden bir açıklama bekliyorum. Ya birader ne pis adammış bu ya. Oğlum sen ne yaptın, bu yarmanın öküzüne kış falan mı dedin? Ha yok be oğlum. Düğmem koptu. Aylin dikerdi, aşağı indim. Kardeşimin adını ağzına alma lan! Ya tamam abicim, özür dileriz. Eyvallah yani. Aylin kardeş bizim dünya ahiret bacımız ama artık lütfen itmeyelim ya. Hamile değilsiniz. Hiçbir probleminiz de yok. Küçük hanım. Şimdi bir açıklamada bulunacak mısınız? Yoksa anneannenizi içeri alayım mı? Yok, tamam. Tamam, ben konuşacağım. Ben aslında muayene olmaya falan gelmedim buraya. Yani tabii ki hamile olmadığımı biliyorum. Peki neden geldiniz? Ben... babamı arıyorum. Ne demek bu? Bir tek adını biliyorum. Adı Cemal bu. Anladım. Siz yani benim babanız olduğumu düşündünüz. Kaç yaşındasınız şimdi? 17. Yani artık 18 yaşındayım. 1990 doğumluyum ben. Bu yüzden soruyorum size, 1989 yılında siz İzmir'de bulundunuz mu diye. Anlıyorum ama bir hatanız var. Tabii bilmediğinizden. 1989 yılında ben 21 yaşındaydım. Ve İngiltere'de tıp okuyordum. Yani hiç Türkiye'ye gelmediniz mi? Senede bir gün gelebiliyordum. O da ailemi ziyaret etmeye, Adana'ya. Öyle bir şey olsaydı kesin hatırlardım. Anladım. Ben çok özür dilerim. Yani sizi böyle bir saçma durumun içine soktum. Umarım babanızı bulursunuz. Ancak o ben değilim. Kızım, hamile değildir değil mi? Doktor söyledi nihayet, değil mi? Küçük hanımın sağlığı gayet iyi. Kist taraması yapıyorduk, o da temiz çıktı. Endişe etmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Sağ olun doktor bey. Borcum ne kadar kızım? Borcunuz falan yok. Mine hanıma iyi bakın, yeter. İyi günler. Asıl o bana iyi baksın doktor bey. Yaşlı olan benim, kalbi zayıf olan benim. Siz de o zaman beni takip etmeseydiniz. Ne yapsaydım kızım? Sabah sabah mide bulantıları, yok kilo aldım demeler. İnsan aklına bin türlü şey geliyor. Bir de o Doktorun kartı elime geçince... Bir dakika siz kartı nereden buldunuz? Ama yürü bir de bana hesap mı soruyorsun? Zaten ölüyordum senin yüzünden. Yürü. Hoşça kal kızım. Ya abicim bir dur bak Allah'ın adını verdim ya. Sen o pörtlek gözlü olansın değil mi lan? Tanıdı mı lan seni? O parlak oğlanı ayrı döveceğim, seni ayrı döveceğim lan. Abi ne yapıyorsun? Bu şerefsizlerden hesap soruyorum. Bunları bitireyim sana da geleceğim merak etme. Bana el mi kaldıracaksın? Anında ararım babamı yemin ederim. Ya Aylin kardeş yardım et bize ya. Aylin al şu abin ne olur. Konuşmayın lan. Ah ne oluyor burada ya? Sen kimsin sana ne oluyor esas? Aslı biz buradayız. Ya çekil bakayım sen şuradan. Çekil. Deniz, Efe açın kapıyı benim. Hayatta açmayız biz ya. Ya açın diyorum benim. Açsanıza şu kapıyı. Vay be olaya bak. Kız bayağı güzeldi herhalde. Saçmalama kızın yüzünü bile görmedim doğru düzgün. Hadi aç şunu ya. Ya Duygu biraz daha hızlı gidemez miyiz? Abiciğim pis değil ki burası. İstanbul trafiği. Öndeki giderse ben de giderim. Deniz, Efe hadi açın kapıyı. Ya emin misin kuzu? Ya açın dedim size işte. Bak bu adam benim sevgilim. Eğer kız kardeşinizle arasında bir şey olsaydı sence ben onu sağ bırakır mıydım? O zaman niye atıp tutuyor kardeşim? Yok çamaşırımı yıkadı, yok bilmem ne. Ne var bunda canım? Yani bu çocuklar burada tek başlarına oturuyorlar. Yani değil çamaşır makineleri, oturacak koltukları bile yok. Ailene bir iyilik yapmış. Nesi kötü bunun? Yani orası öyle de. Ben çok uykuluydum. Ne söylediğimi bilmiyordum. Özür dilerim. Bir daha olmasın. Olmayacak abicim, olmayacak yani ben bu eşek kafalıya göz kulak olacağım. Bir daha hiç böyle bir şey olmayacak, emin ol. Sen de anında sattın beni kardeşim ha. Dur oğlum, durumu kurtarıyoruz. Hadi abi, hadi yürü. Yeterince rahatsız ettin insanları zaten. Hadi bırak, hadi yürü. Gözüm üstünüzde. Ya hala ne diyor ya? Yürü hadi, yürü. Dur. Tamam, burası. Tamam. Ya herifçioğlu kapıya nasıl abandıysa birader adam kilidi çatlatmış ya. Bunu bir an evvel değiştirmemiz lazım Denizoğlu. Değiştirelim kardeşim. Hırsız falan girer Allah korusun. Ne var oğlum? Belki bizi falan çalar yani. Neyse ya. Kuzu, ne olacak şimdi? Ne olacak? Bu olanın senaryo işi ne oldu? Yattı mı yani? Yattı abicim. Denedik olmadı. Ne yapalım? Ya Deniz'ciğim çok özür dilerim ya. Saçmalama hayatım. Senin bir suçun yok. Hepsi benim hatam. Tarihe doğru dürüst baksaydım bunlar başımıza gelmeyecekti. Pardon. Deniz Akça burada mı oturuyor? Kim arıyor? Millet bakın burada kim var ya? Buradasın ya. İnanmıyorum ya. Nasıl buldunuz burayı? Buradan buldum. Senaryom. Ya nasıl bir iyilik yaptığınızı anlatamam. Vallahi çok sağ olun. Rica ederim. De sizin de bana bir iyilik yapmanız lazım. Tabii canım ne isterseniz elimizden ne gelirse. Ben de kendi CD'mi alabilir miyim lütfen? Albümün basın toplantısı var ve elimdeki tek kayıt o. Lütfen bana yanımda değil demeyin. Ben onu kırtasiyede bıraktım. Yapmayın ya. Bir sürü gazeteci gelecek oraya. Albümü dinletmezsem gömerler beni. Ya vallahi bilsem bırakmazdım ama ne yapayım? Efendim? Ne yaptın bulabildin mi? Yok burada değil. Tamam sen hemen buraya dön. Ben stüdyoyu aradım bir tane gönderecekler. Ciddi misin? Oh be kurtulduk ya. Ne oldu? Millet gelmeye başladı. Hadi hemen sen buraya dön. Tamam ben hemen geliyorum. Halletmişler mi? Halletmişler. Stüdyodan bir tane geliyormuş. Benim gitmem lazım. Kusura bakmayın sizi de rahatsız ettim. Günaydın. Ya vay be az kalsın çocuğun hayatını karartıyordum ha. Kapat hadi. Ya Deniz olan bu çocuk daha senin benim gibi Ademoğluymuş ya. Ne olacaktı? Ne bileyim hani böyle ünlü deyince insan böyle bir havalı bir ukala mukala zannediyor ama hiç alakası yok vallahi. Yok canım yani Özgür öyle bir insan değil ki. Vay kuzu bakıyorum bir çarpıştınız hemen kanka olmuşsunuz. Neyse hadi hiç olmazsa onun mevzusu halloldu. Ben yatacağım, çok yorgunum. Tamam hadi yat Sancım. Bir dakika Deniz oğlum. Ne oldu? Oğlum senin senaryon burada değil mi? Aa, hadi abi hadi. Hadi. Durun. CD'yi mi buldunuz? Yok maalesef de bizim okula gitmemiz lazım acilen. Bizi bırakır mısınız? Nerede okulumuz? Ya hani çarpıştığımız yer vardı ya. Çarpıştığımız yer? Yakamıyoruz. Tamam ya, yolumuzun üstü. Atlayın çabuk. Çabuk. Çabuk ama. Bas. Anneciğim keşke bir haber verseydin de ortalığı toparlasaydın. Ay bırak şimdi ortalığı toparlamayı filan. İki çift laf edeceğiz. Aa, bu ne hal böyle? Gönül, kızım toplantı salonuna çevirmişsin burayı. Gönül kızım, odanda çalışsana. Anneciğim, öyle bir oda olsa benim burada ne işim var? Aa, doğru ya. Ay, vallahi unutmuşum. Of. Ama merak etme bak, benim şöyle bir planım var. Diyorum ki şu koltuğu şöyle biraz böyle çekip karşı köşeye güzel bir çalışma masası yapayım kendime. Ha? Nasıl olur? Ah, çok iyi olur. Metin burada maç seyrederken sen de orada çalışmaya çalışırsın. Ama ne yapalım anne, yani burası da ev. Ev olabilir kızım ama ömür boyu burayla kontrat yapmadınız değil mi? Bir ev bulup taşınırsınız, ne olacak? Ha, o kadar kolaydı çünkü. Niye kolay olmasın? Yani daha önce olsa bunu sana teklif bile etmezdim ama... Şimdi sen çalışıyorsun artık. Eve 2 maaş giriyor. Gönül, kızım hayat çok kısa. Siz en iyilerine layıksınız. Ama ne olacak? Bir ev bulur taşınıverirsiniz. Doğru söylüyorsun aslında. Hadi bir kahve yap bakayım bana. Hadi güzel kızım benim. Sizin ilk albüm değil mi? Ya evet. O yüzden bu kadar heyecanlıyım zaten. Ne oldu, geldi mi? Hazırlamışlar. Motokuryeyi bekliyorlar göndermek için. Ya yetişmezse? Ya sen onu bunu bırak. Asıl sen yetişiyor musun onu söyle. Biz Duygu'yla yoldayız. Yolu yaraladık. Merak etme. Sen CD gelince bana haber ver, tamam mı? Tamam. Oh. Of ya. Hayatım boyunca unutmayacağım bugün yaptığım salaklığı. Ben de. Ya tamam, önemli değil arkadaşlar, yani yüklenmeyin kendinize bu kadar. Özgür Bey kardeşimizi stüdyosuna götürüyoruz. Deniz oğlanın da senaryosunu yetiştiriyoruz. Değil mi? Oho, bizim oğlan uyuyakalmış. Ya ben senaryoyu yazan sensin zannediyorum. Yok, bu zavallı uyuyan güzel yazdı senaryoyu. Benim adım Aslı. Bu uyuyan güzelin ismi Deniz, ben de Efe. Ne senaryosu bu? Ha, tanıştırmadım, pardon ya. Duygu oyuncu. Birkaç senedir yurt dışındaydı, yeni döndü. Vay. Peki bu arkadaş niye uyuyla kaldı? Ya sabaha kadar senaryo yetiştirmek için uğraştı da ondan. Harika olmadı tabii. Anında geldik ya. Şurası böyle sağda biz. Geldik. Hadi Deniz'cim kalk canım. Hadi. Geldik. Çok iyi geldi ya. Tamam oğlum, bırak sen konuşmayı da fırlamaya hazır ol şimdi. Şöyle bir sağda, evet. Hadi. Hadi abicim hadi. Özgür hocam çok teşekkür ederiz, çok sağ ol ya. Eyvallah, sağ olun. Duygu Hanım. Hoşçakalın. Hadi Duygu, hadi bas. Geç kaldık. Gidiyorum işte, tamam. Hadi abicim, hadi yetişemeyeceğiz. Abi sen de uyudun, dinlendin. Biz ne yapalım ya? Yarışma. Kısa film, senaryo. Anladım, yarışmaya getirdiniz ama CD olmaz. Niye olmaz ya? Adam yazmış getirmiş işte. Tamam da bunun basılı olması lazım. Hem de 7 kopya. 7 kopya mı? De, o paraya film çekilir abi, ne diyorsun sen? Üzgünüm, yapabileceğim bir şey yok. Tamam işte, burada siz bastınız, olmaz mı? Olmaz. Yalnız karşıda bir kırtasiye var. Benim de 10 dakika zamanım var. O arada bastırıp getirebilirsiniz. Ondan sonra derse yetişmem lazım. Hadi Efe o zaman. Hadi Aslı. Yok siz gidin, ben burada bekliyorum. Ne olur ne olmaz. Aslı ama. Ya tamam hadi dediğimi yapın hadi. Bana bak. Bir daha benden habersiz öyle doktora falan gitmek yok. Bir derdin varsa söyle bana, birlikte derman bulalım. Ha? Aman iyi söz. Ama anneanne, sen de bundan sonra benim odama girip izinsiz eşyalarımı karıştırmayacaksın, tamam mı? Sen de onu karıştırma, oldu bir kere. Ben korkumdan ne yaptığımı biliyor muyum? Yürü bakalım. Hah, Özgür, neredesin ya? Herkes seni bekliyor. Tamam abi, geldik işte. Kurye gelmedi mi? Yok ama yoldadır. Hadi biz başlayalım. Gel. Allah'ım, bütün aksilikler beni buluyor bugün ya. Anlaştık mı güzel kızım? Hı? Hayatım, canımcığım, erkeğin geldi. Aman efendim, hoş geldiniz. Asıl sen hoş geldin evladım. Ben artık kalkayım. Sizin konuşacaklarınız vardır değil mi? Şimdi ben geldim diye mi kalkıyorsunuz anneciğim yani? Olur mu oğlum öyle şey? Sizin konuşacaklarınız vardır. Ben sonra gene uğrarım. Gönülcüğüm, konuştuğumuz meseleyi unutma, olur mu kızım? Tamam anne. Hadi bakalım. İyi günler. Konuştuğumuz mesele. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk canım. Ne yaptın? Ne yapayım? Gönül. Hı? Annem bu konuştuğumuz şeyi unutma falan diyor ya. Hı. Ne o, yine bebeğe mi soruyor? Metin, nereden çıkarıyorsun bebek bebek Allah aşkına ya? Ne bileyim yani, Sevgi Hanım öyle durup dururken gelmez. Aksine canım, öyle durup dururken gelmiş. Allah Allah. Sen o adamı nereden buldun? Tanıdığın bir doktor muydu? Yok, internetten. Niye ki? Yani adı bana hiç yabancı değil. Bir yerden hatırlıyorum ama. Oo, bakıyorum hanımefendi gezmelerden geliyor. 2 nefes alalım dedik canım, ne var bunda? Aferin, iyi etmişsin. Kızmadın mı yani? Kızdım tabii, insan bir haber verir. Bütün gün evde kös kös oturuyorum. Anneanne, sen şey diyordun. Ne diyordun yavrum? Bir dakika, ne var onda? Nereye gidiyorsun Osman Bey? Asmaya. Ya bir beklesene, bak duyuyor mu adam ya? Ya bir dakika Osman Bey, bekle. Nasıl geçti günün? İyi geçti Gönül, nasıl geçsin? Amirimle konuştum. Beni sokağa geçirmesini istedim. Yani masa başında çok sıkılıyorum Gönül ya. O ne dedi peki? Yani söz vermedi ama ilgileneceğini söyledi, sağ olsun. Öyle. Senin nasıl geçti ilk iş günü? Ya aslında annem gelene kadar iyiydi de. Sonra o geldi, aklıma bir kurt düşürdü. Ben biliyorum Gönül, işte bir şey olduğunu söylemiyorsun sen de ya. Ya Metin, bir dinle önce. Pardon, affedersin, dinliyorum, söyle. Kötü bir şey demiyor ki kadın. Yani hazır sen de yeni işe başladın. Böyle daha büyük, daha rahat bir eve mi geçseniz acaba diyor. Yeni bir eve. Gönül, biz buranın kirasını zar zor veriyoruz ya. Nasıl çıkacağız yeni eve? Ya Metin, o ben çalışmaya başlamadan önceydi. Yani zaten ben de yalı tutalım demiyorum Boğaz'da. Yine buralarda böyle, ama en azından hani 3 oda bir salon bir yer olsa, ha? Tamam. Ne tamam? Tamam, bakalım bir ev. Sen ciddi misin? Ciddiyim tabii canım, yani senin de şimdi bir çalışma odan olsa fena mı olur? Hem oraya bir tane de televizyon atarız. Ben maç izlerken falan sen de orada izlersin, ne izliyorsan. Ya Metin ya. Ya ne ya? Ha, biliyordum yani. Sırf böyle rahat rahat küfredebilmek için yeni bir eve çıkmaya bile razısın değil mi? Ya sevgilim, saçmalama ya. Ben senin için söylüyorum. Olur mu hiç öyle şey? Çıkıyor muyuz şimdi? Ya biz evliyiz Gönül, ne çıkıyoruz? Ya dur bakalım, sen bir maaşını al da bakarız. Ben hemen avans alırım şimdi. Bak şimdi ya. Kim bu Cemal bu? Ay hayret bir şeysin Su yani ha. İnsan bir kapıyı falan çalar yani girerken. Özür dilerim ya. Ben geçen gün bilgisayarda adını görünce hoşlandığım biri falan sandım. Öyle biri değil bu. Yani daha farklı. Nasıl yani? Ya anlatacağım ama aramızda kalacak, tamam mı? Tamam, söz. Öyle Asya'ya, Deniz'e falan da söylemek yok. Tamam. Efe de dahil. Ya Efe'nin yüzünü şeytan görsün. Söyle, çatlayacağım vallahi. Kim bu? Babam. Ne? Osman Bey, göstermeyecek misin o kağıtta ne yazıldı diye? Oo, yine gezmeye mi çıkacaksınız karı koca ha? Nerede abi, baksana şunun haline. Şu işi bitireyim, onu da yaparız Haşmet. Osman, sen iyi misin? Ne var bunda? Yok yok, bu adam kesin delirdi abi. Ya kızım dedi arabasını satıyor abi. Hah, niye delirecekmişim? Bu külüstürün yerine son model bir araba alacağım. Hı, niye olmasın? Aa! Abi çok zor bir şey bu ya. Yani bir sürü aynı isimden insan var. Of, zor değil, imkansız hatta. Ya biliyorum ama başka bir çarem yok. Yani gerekirse ben tek tek bütün kapıları çalacağım Su. Sen de onda haklısın. Bak ne diyeceğim, yardım falan ister misin? Gerçekten eder misin? Tabii canım, ben de ederim, bizimkiler de eder. Su, ya onlar bilsin, istemiyorum ben. O zaman sadece sen ve ben. Peki abiciğim, şimdi neler biliyoruz biz? Dediğin gibi hiçbir şey. Olur mu canım? En azından yani sen 18 yaşında olduğuna göre o da 40'lı yaşlarında falandır. Aa, hakikaten ya. Bak bu hiç benim aklıma gelmemişti. Tamam. Annenle nerede tanışmışlar? İzmirli değil mi? Bak İzmir'den demek ki. Ha işte bak burada yanılıyorsun Su. Yani illa İzmir'den olmasına gerek yok ki. Tek gece oraya uğramış olsa yeter. Tek gecelik bir şeymiş. Neyse canım, en azından 40 yaş altı adamları eledik. Bu da bir şeydir değil mi? Ya sen merak etme arkadaşım. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Seni babana kavuşturacağız. Tamam? Güzel şarkıymış bu ya. İyi günler. Bundan çok acil çıktı almamız gerekiyor. Alalım. Ha, yalnız 7 tane de fotokopisini istiyorum. Tamam. Hatta 8 olsun, 8. Aa, bir dakika. Bu Özgür Çevik değil mi ya? Evet o. Güzel şarkı değil mi? Bir kız unuttu gitti, ben de dinliyorum işte. Sen hangi bölümde okuyorsun? Uluslararası ilişkiler. Ne tesadüf, Deniz de aynı bölümde. Kaçıncı sınıf? 4. 10 dakika doldu, ben gidiyorum. Ya 2 dakika daha bekleyelim lütfen. Derse geç kalıyorum ama. Lütfen. Peki. Yalnızca 2 dakika mı? Evet arkadaşlar, işte bu saydığım isimlerle birlikte çalıştık. Hepsi tek tek bakıldığında çok değerli, çok takdir ettiğim müzisyenler. Bizim içimize sindi. Umarım siz de beğenirsiniz. Başka sorusu olan? Özgür Bey, albümü ne zaman dinleyeceğiz? Ses sisteminde ufak bir sorun var arkadaşlar. Onun hallolmasını bekliyoruz. İsterseniz bu arada bir 5-10 dakika çay kahve molası verelim. Ne dersiniz? Sağ olun. Oldu kurye. 1000 defa aradım, yolda ediyorlar. Abi biz bu adama telefonla ulaşamıyor muyuz? Arasana. Onu da aradım, ulaşılamıyor. Ya hadi abicim, geç kalacağız ya. Tamam işte, alın. Efendim? Deniz. Deniz sen misin? Evet benim, siz kimsiniz? Ben Özgür. Hani şu CD'ler falan karışmıştı ya. Neredesiniz? Ha, şu an kırtasiyede senaryoları bastırıyoruz. Senin CD de burada hatta. Kırtasiyeci dinliyormuş. Şaka yapıyorsun. Ya Deniz, o CD'yi alıp hemen buraya getirmeniz lazım. Acil durum. Bir saniye. Pardon, bizim o CD'yi almamız gerekiyor. Veremem. Onu buraya bir kız getirdi. O gelirse anca. Tamam işte, o benim kız arkadaşım. Deniz. Deniz ne oluyor abi? Kırtasiyeci veremem diyor. Nasıl ya? Bir verir misin kendisini telefona? Bir saniye. Sizi istiyor. Kim? Özgür Çevik. Hadi canım sen de. Efendim? Merhabalar, Özgür Çevik ben. Tabii. Ben de Süleyman Demirel. Abicim ne alakası var Süleyman Demirel'le ya? Bakın elinizdeki CD bana ait. Arkadaşlara verirseniz onu bana getirecek. Lütfen yalvarıyorum size. Nereden bileyim senin Özgür Çevik olduğunu? Bir şarkı söyle inanayım. Tamam peki söyleyeceğim. Bir daha aşık olamam bu şehirde. Oldu mu abi? Ana gerçekten Özgür Çevik. Özgür Bey sizi çok seviyoruz, severek takip ediyoruz. Başka dizi projesi var mı yakında? Abicim bırak diziyi, şu CD'yi ver arkadaşlara da getirsinler ya. Tamam veriyorum. Bir gün dükkana da beklerim. Vay be, Özgür Çevik'le konuştum. Yüzer gün konuşuyoruz ya. Ne oldu Özgür? Ha, tamam. Ben Efe'ye veriyorum, ona tarif et. Tamam. Alo Özgür. Biliyorum ben abi, oraya evet. Ne kadardı bizim borcumuz? 40 lira yeter. Ne? Tamam abi, tamam. Ben şimdi uçarak geliyorum oraya, sen merak etme. Tamam, hadi geliyorum. Hadi abicim, sen şimdi senaryolarını alıyorsun, kuzunun yanına gidiyorsun. Ben de o CD'yi alıyorum, direkt Özgür'ün... Bir dakika, bir dakika. Hani kıracaktın lan sen bunu? Ya Deniz olan, o çok uzun hikaye. Ben onu ama sana kesin anlatacağım. Hadi abi. Alıyor muyuz oradan? 2 dakika doldu mu? Ya hayır, daha 30 saniye var. Doldu arkadaşım, gidiyorum ben. Ya hayır, hiçbir yere gitmiyorsun. Burada birlikte bekleyeceğiz. Yok ya. Hadi durdur o zaman. Hadi bakalım, şimdi ne yapıyorsun? Verir misin şu anahtarı? Vermeyeceğim, veremem. Arkadaşım, şu anahtarı verir misin? Ya 5 dakika daha bekleyelim, sonra vereceğim, söz. Ya geç kaldım diyorum derse. Ha işte, ben de onu diyorum. Zaten geç kalmışsın. Zorlama yani hayatı, boş ver. Verecek misin sen şunu? Tamam, vereceğim. Tamam, veriyorum. Hah, hadi bir dene bakalım. Dene de bak nasıl bağırıyorum sapık var diye. Ya of, çattım ya. Çattım ya. Affedersiniz, çekilir misiniz? Affedersiniz. Yavaş ya. Özür dilerim, çok özür dilerim. Ya delisin sen, anlıyor musun? Delisin. Hayır, deli falan değilim. Sadece sevgilimi çok seviyorum. Bak, ben bir hata yaptım. Ve sırf benim yüzümden geç kaldık. Şimdi yarışmaya katılamazsa kendimi hiç affetmeyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Ya tamam, anlıyorum da. Geldim, geldim. Sağ ol be. Teşekkür ederim. Artık çıkabilir miyiz? Tamam, tamam, hadi. Ya amcacığım, lütfen biraz daha hızlı gidelim ya, olmaz mı ya? Sürat felakettir evlat. Ya tamam, sürat felakettir eyvallah da bak ne yapalım biliyor musun? Şu sağ ayağının altında bir pedal var, ona gaz pedalı diyoruz. Yani ona böyle azıcık basalım ha, birazcık, olmaz mı? Olmaz. Of, piyangodan mı çıktın ya? Özgür Bey, daha bekleyecek miyiz? Habere yetişeceğiz daha. Rica ediyorum arkadaşlar, 5 dakika daha. Sorun gideriliyor, çok az kaldı. Oho abicim, yayalar, bisikletliler geçiyor bizi, lütfen ya, hadi. Boş ver, geçsinler. Baksana, onlar ölümüne gidiyor. Abi tamam, ben sağda ineyim lütfen. Yok yok, gideceğimiz yere daha var. Ama abi bırak da ben koşarak gideyim o zaman ya, Allah Allah. Yani bak, genç bir adamın hayatı söz konusu burada. Kariyeri mahvolacak çocukcağızın, yapma ne olur, hayat meselesi. Baştan söylesene evlat. Tutun. Ha? Sıkı tutun. Özgür Bey, kamera şakası falan mı bu? Albüm var diye topladınız bizi buraya. Olacak iş değil, oyuncak mı bu canım? Arkadaşlar lütfen, 2 dakika daha, bitti. Gerçekten bitti. Arkadaşlar lütfen yerinize oturur musunuz? Bu albümü yapmak uzun zamandan beri hayalimdi, biliyorsunuz. Çok da güzel bir çalışma yaptık. Ama ben bu sabah bir hata yaptım. Ve belki de bu hata yüzünden... Arkadaşlar hayatımı kurtardınız biliyorsunuz değil mi? Yani ne desem boş. Siz olmasaydınız bitmiştim. Sizin için yapabileceğim bir şey varsa yani ne bileyim ne olursa. Ne demek Özgürcüğüm, yani sanatçı sanatçının halinden anlar değil mi? Sen de mi müzisyensin? Yok, ben daha çok şeyim. Deniz olan ben neyim ya? Onun ruhu sanatçı, ruhu. Evet, ben daha çok girişimciyim. Yani nerede fırsat, orada ben. Aa, bir dakika. Hatta ben şu an bir fırsat görüyorum. Özgür kardeş, ya sen şu bizim Denizoğlan'ın senaryosuna bir tıngırdatsan, bir müzik yapsan, ha? Olmaz mı? Efe, vallahi süper fikir be, bravo. Neden olmasın? Ya yanınızda bir kopyası falan var mı? Aa, bende bir tane olacaktı. Denizciğim, CD'si bende onun. Ha, tamam. Ya, keşke siz de oynayabilseydiniz. Çok güzel olurdu. Gerçi ortada henüz bir şey yok ama. Vallahi isterdim ama 2 hafta içinde bir diziye başlıyorum. Aa, hayırlı olsun, ne diyelim. Umarım başarılı olursunuz. Teşekkürler. Profesyonel bir yardım falan mı alsak acaba? Nasıl yani? Dedektif mi tutalım diyorsun? Saçmalama canım. Ne gezer dedektif burada? Polise falan gitsek. Onlarda kayıp insanların listesi vardır. Ha, gidelim. Sonra annen kim, baban kim? 40 tane soru sorsunlar Su. Boş ver. O da doğru. Aa, sen miydin? Ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Öyle sohbet ediyorduk. Ha, bilgisayar boşta yani. Ha, çalışacaksan alabilirsin. Yok, çalışmayacağım. Senaryo okuyacağım. Hayrola, dizide falan mı oynayacaksın? Yok canım. Ya Deniz'in kısa film senaryosu. Aa, bitti mi? Bitti. Yarışmaya da gönderdik. Bugün neler çektik bir bilseniz. Hatta Özgür Çevik'le bile karşılaştık. Hadi canım. Vallahi. Anlatsana. Deniz, kalk oğlum. Hadi birader ya. Kalk, 2 lokma bir şey ya. Ondan sonra tekrar yatarsın. Beyefendi kış uykusuna yatmış. Vay be. Fena değilmiş. Deniz, bak mesaj geldi. Git başımdan. Oğlum mesaj geldi diyorum. Ya git başımdan. Ya bana ne kızıyorsun ya, Allah Allah. İyi ki sen de 40 yılın başı bir uykusuz kaldın ha. Canım benim ya. Ben bir yerde yanlış yapıyorum ama nerede yapıyorum ya? Ulan sekreteriniz miyim ben sizin ya? İyi günler. Aradığınız kişi şu an pirelerle dans etmektedir. Ben bir mesajınız varsa alayım. Efe? Kuzu benim ya, Efe. Selim beyefendi hala uyuyor. Hadi ya. Ne yapsın ama çok yoruldum. Tabii canım, Leman Hanım'ın biricik oğlu. Yatsın uyusun. Canı daha pek tatlıdır bizim arkadaşımızın. Dalga geçmesene sevgilimle. Sen okudun mu senaryoyu? Yok kızım, nasıl okuyayım? Kopyası yok ki. Tamam, ben bir çıktısını alır getiririm, okursun tamam mı? Çok güzel, biliyor musun? Tabii kızım, bilmez miyim? Kimin kardeşi yazdı ya? Aman yani, kendine pay çıkarmasan olmaz hemen. Neyse hadi ben kapatıyorum. Sen sevgilim benim için öp. Yok artık, daha neler. Aman, anladın işte sen beni. Hadi kapatıyorum. Tamam, hadi bay bay. Şşş! Kalk lan! Osman Bey hayırdır sabah sabah? Canım sıkıldı oturmaktan. Bilal'lere gideceğim. Dükkan için bir ihtiyaçları vardır belki. Allah Allah, bu son zamanlarda bir haller oldu adama. Osman Bey bekle. Yahu bırak ne istiyorsa yapsın. Sen değil miydin sokağa çıkmasını isteyen? He? Dur, ben de geliyorum. Hazır manava gidiyorsunuz. Osman Bey! Ya nereye kayboldu bu adam? İki elli babacığım. İki elli. Heh. Babacığım, ben düşündüm taşındım da... Ya hani böyle bizim dükkanımızda güzel bir isim bulamadım. Hani diyorum senin aklında bir şey varsa he? Ya bir de isim bulmak lazım değil mi? He. Deva olsun mu? Olsun vallahi. Ağzına sağlık babacığım. İyi o zaman ben şimdi tabelacıya gidip şöyle koskocaman büyük ışıklı bir tabela yaptırmak lazımdır he? Böyle deva manav diye. Oğlum abartma sen, zaten paramız az. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Bakıyorum maşallah kolaylamışsınız ha. Çalışıyoruz harıl harıl. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Açılışacağız ama Kamil Efendi. Şu işleri hallettik mi, tezgahlar da gelince bir iki haftaya kalmaz açarız ha. Ah, ben etrafa baktım şöyle gelirken. Dükkanın yeri çok güzel, burası iyi iş yapar. Malum sizin de para durumunuz. Ben diyorum ki size ben de ortak olsam. Ha? Nereden çıktı şimdi bu Osman Bey? Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun diye. Ha? Sağ olun Osman Bey. Şimdi sizi meşgul etmeyelim fazla, biz gidelim, siz de işinize bakın. Hadi gidiyoruz Osman Bey. Hadi iyi günler diliyoruz, iyi çalışmalar. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Allah Allah, bu adama bir şey oldu ama hadi hayırlısı. Vallahi çok iyi senaryoydu. Ne zaman okudun sen senaryoyu? Sen uyurken. Bitirince aradım ama Efe pirelerle dans ettiğini söyledi. Vallahi o kadar yorulmuştum ki yani yerimden kalkacak halim yoktu. Nasıl bari, beğendin mi? Çok beğendim gerçekten. Sahi mi? Özgür de mesaj atmış biliyor musun? O da çok beğendiğini söyledi. Hatta müzikler için yardımcı olurum bile dedi. Süper. Sonuçlar ne zaman açıklanıyor peki? Daha 2 hafta var. Nasıl sabredeceğim bilmiyorum. Ya Deniz ben çok geç kaldım. Şimdi gideyim sonra konuşuruz tamam mı? Tamam hayatım, akşam görüşürüz. Hadi ders bitince ararım seni. Aslı bekle. Eğer kazanırsam yani filmi çekersem oynarsın değil mi? Sonuçta ikimizin aşkını anlatıyor. Ciddi misin sen? Hı-hı. Yani becerebilir miyim bilmiyorum ki. Sen arasını merak etme. Ben bir yönetmen olarak gerekli müdahalelerde bulunurum. Ya şimdi ben gideyim bak çok geç kaldım hadi. Tamam. Ararım ben seni, bay bay. Yahu ne çekiştirip duruyorsun? Eve gidiyoruz nihayetinde. Eve gitmiyoruz, doktora gidiyoruz. Doktor da nereden çıktı? Ben doktora falan gitmem, turp gibiyim. Sen fazla iyileştin Osman Bey. Yok araba satmalar, yok manava ortak olmalar. Yahu ne var bunda? Çocuklar zor durumda, onlara yardım edeyim dedik. Yahu sen de 2 kelam etsene. Vallahi ben bilmem. Ayşe Sultan ne derse o olur. Allah! Yürü bakalım. Yalçın abi bunları buraya mı koydunuz? Yani buraya koyarsanız tabii satılmaz. Bunları böyle daha göz önünde bir yere koymak lazım. Oğlum vitrin mankeni mi bu? Nereye koyarsan koy olmuyor işte. Efe, al götür bunu. Aman Yalçın abi ne yaptın yani? İlla ki bunların kıymetini bir insan evladı anlayacak değil mi? O zaman paraya para demeyeceğiz ya. Evladım satılmıyor diyorum, anlamıyor musun? Satılacak Yalçın abi, satılacak yani. Daha dün 1, bugün 2 yani. Yalçın abi kırma beni ne olursun ya. Yani senden başka kime götüreceğim ben bunları? Biliyorsun durumu, bütün sermayeyi bunlara yatırdık. Yap bir şey. İyi tamam. Bir 2 gün daha dursun. Ama satılmasa hepsini geri götüreceksin tamam mı? Tabii götüreceğim söz. Hadi. Çok sağ ol. Ulan şunlardan 3-5 tane satılmıştır diye geldik. Bir 5-10 lira harçlık yaparız dedik. Yok. Cepte de 5 kuruş yok. Ne yapacaksın oğlum Efe? Hadi arkadaşlar siz de biraz gayret edin ya. Aslı, Nebahat Hoca seni çağırıyor. Odasındaymış. Hadi ya. Neden? Bir şey söyledi mi? Yok vallahi bir şey söylemedi. Tamam, sağ ol. Nasıl? Nesi varmış doktor? Vallahi bütün değerleri normal. İyiye doğru bir gidiş var. Peki hani bu hallerini konuştunuz mu? Ha, siz onu diyorsunuz. Merak etmeyin, çok rastlıyoruz böyle şeylere. Yani? Böyle ağır travma geçiren kişiler kendilerinden hiç beklenmedik davranışlarda bulunabilirler. Osman amcanın durumu gibi. Merak etmeyin, çok uzun süre devam edeceğini düşünmüyorum. Ha, duydun işte doktoru. İyi miymişim ben? Tövbe tövbe. Değişecek mi yani? Hep böyle kalmayacak mı? Merak etmeyin. Ben size bir tane hafif antidepresan yazayım. Bunları kullanın. Bitince tekrar kontrole gelirsiniz. Tamam mı amcacığım? Tamam, tamam. Geliriz oğlum. Geliriz tabii. Hocam, beni çağırtmışsınız. Geçen gün acili birbirine katmışsınız, duydum. Yani size nasıl anlattılar bilmiyorum ama aslında... Daha okulda ilk sene Aslı. Seni tanımayan yok. Nerede olay orada sen. Ben gerçekten istemeden oldu. Mazeretlerini kendine sakla Aslı. Şimdilik ceza almayacaksın. Ama bundan sonra bir yanlışını görürsen... Yok yok. Sözümü kesme. Artık seninle ben ilgileneceğim. Olay çıkartmak yok. Devamsızlık yok. Eğer tek bir dersten kalırsan gerisini de ben dökerim, haberin olsun. Peki hocam. Emin olun elimden gelen en iyisini yapacağım. Söz veriyorum. Geldim, geldim. Ah, Efe, sen miydin? Abim yok değil mi? Yok, daha gelmedi. Çok güzel. 5 dakikam var değil mi yenge? Var tabii, var. Gel, gir içeri. Gel. Doktorun dediğini duydum. Bu ilaç içilecek. Duymadım efendim. Durup dururken bir ilaç daha çıkardınız karşıma. Ben senin iyiliğini istiyorum Osman Bey. Kırma beni. Hadi bakayım. Zaten her Allah'ın günü bir ton ilaç içirtiyorsunuz bana. Bir de bu eksikti. He. Hadi Osman Beyciğim. Hadi. Hadi. Aferin. Oh. Aferin sana. Eh be Efe. Yani ben de öyle önemli bir şey var deyince korktum. Al yeter mi bu? Yetmez mi yengecim ya? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ama hiç merak etme. Ben bunu en kısa zamanda ödeyeceğim ha. Hatta faiziyle ödeyeceğim. Yalnız bana bak. Bir şartla veriyorum. Bu paranın bir kısmıyla gidip odun alacaksın. Tabii yengeciğim, ne demek ilk iş? Peki sen bizim odun sobamızı nereden biliyorsun? Ay Efe, işim gücüm var benim, hadi. Hadi Metin gelecek hem, hadi. Tamam. Ben olay mahallini terk edeyim. Tamam, hadi güle güle. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Aslı yok mu kızım? Yok da gelmek üzeredir babacığım. Gelince söyle, hemen odasına gitmesin. Bana bir uğrasın. Bu sefer konuşacağım. Kamil, başlama yine. Sen değil miydin okulu vardır diyen, gelir birazdan. Bu saate kadar okul mu kalır Hafize? Ara şunu çabuk, neredeyse gelsin. Su aradı az önce anne de, açmadı. Sen bir durgunsun, hayrola? Yok. Çıktığımızdan beri ağzını hiç açmadın. Okulda bir şey mi oldu? Ya aslında evet. Nebahat Hoca bugün beni yanına çağırdı. Her şeyi öğrenmiş, bu acil meselesini falan. Yapma ya. Gözüm üstünde diyor. Devamsızlık yok artık dedi. Zaten sınav tarihleri de yaklaşıyor. Yani daha sıkı çalışmam gerek. Tamam hayatım. Merak etme, ben de başına bela açmayacağım artık. Ya seninle ne alakası var? Hepsi benim suçumdu. Sen ne yaptın bugün? İş aradım. Ama bulamadım. Yarın yine arayacağım. Sen bu çalışma konusunda emin misin? Niye o? Yani sen bugüne kadar hiç çalışmadın ki. Ha, sen muhallebi çocuğusun, yapamazsın diyorsun yani. Hayır canım, ne alakası var? Ya annenlere söz verdin. Derslerine giremezsen yani ikisini aynı anda idare edebilecek misin? Ederim tabii. Hem daha sınavlar başlamadı. Halledeceğim bir şekilde. Haftaya notları da alacağım. Hadi sen de asma artık yüzüne. Ya saat kaç oldu bu arada? 7:30. Ya çok geç olmuş. Babam erken geldi. Ben gideyim artık. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Efendim? Alo, neredesin birader? Aslı'yı eve bıraktım. Dönüyorum şimdi. Dur dönme hiç. Abim neredeyim ben? Buraya gel. Efe ne oldu? Ya yok bir şey oğlum. Sokakta bekliyorum. Hadi geç kalma. İyi tamam hadi geliyorum tamam. Hah, anneciğim babam geldi mi? Geldi. Ha, babacığım ben biraz geç kaldım biliyorum ama ders çok geç bitti. Deniz'de bırakayım deyince işte. Aslı, ne kadar zor durumda olduğumuzu görüyorsun. Seni okutmak için nasıl uğraştığımızı da görüyorsun. Bak, dükkan açıyoruz. Yardıma ihtiyacımız var. Sırf okulundan geri kalma diye seni çağırmıyoruz. Biliyorum babacığım. Madem biliyorsun, bundan sonra hareketlerine dikkat et. Okuldan çıktıktan sonra doğru eve geleceksin. Eğer gezmek istiyorsan hafta sonu gezersin. Derslerini bitirdikten sonra tabii. Tamam mı? Tamam. Ha birader, sonunda bizim evdeki gizemli sobayı kimin getirdiğini buldum ya. Hadi ya, kimmiş? Abimle yengem. Evet, şaşırdın değil mi? Yani benim abim, öz abim, küçük kardeşi üşümesin diye gelmiş, evimize soba kurmuş ya. Herhalde operasyonda falan bunun başına bir şeyle vurdular ki böyle bir şey yaptı. Yalnız bizim bu jesteye hemen bir karşılık vermemiz lazım. Ha, doğru diyorsun da nasıl yapıyoruz onu abi? Sende para var mı? Bende para yok tabii. Ama yani yengeden biraz borç para aldım ama ondan da şimdi gidip bir şey alınmaz. Ayıp. Kredi kartını kullanalım istersen. Ne dersin? Olur mu? Ha, sen o mevzuyu diyorsun. Evet birader, itiraf ediyorum. Ben o kartı atmadım, atamadım. Yani hatta emanete hıyanet ettim. Kutuları falan da o kartla aldım. Ne yapayım birader, bakma öyle ya. Çok üzgünüm, affedersin ama başka çarem yoktu. Affet beni. Aha, boynum kıldan ince. Tamam, abartma hadi. Eyvallah. Zaten ne musibet kartmış birader o ya. Sauron'un yüzüğü gibi eline geçince kendini kaybediyorsun. Gel abicim, biz bu kartı gidelim, keselim, kıralım, yakalım, asalım, denize atalım. Ya oğlum saçmalama, ver şunu. Acil bir şey olsa ne yapacağız? Tek dayanağımız bu. Annem çakana kadar bunu kullanacağız işte, yürü. Madem öyle diyorsun birader, ama benden uzak dursun o kart. Söyle ona. Peki bu jest olayını ne yapacağız birader? Ha, bak o mesele var değil mi? Dur bakalım, bulacağız artık bir şeyler. Sen orada bugün çok Yıldızlar karardı bir anda. Sen orada, benim çok dışımda. Uzaklar çoğaldı bir anda. Bir anda, bir anda, bir anda. Bir anda, bir anda, bir anda. Ya birader ne olacak oğlum bizim bu halimiz ya? Bilmiyorum vallahi. Lan para yok, iş yok, yemek hiç yok. Lan bir halt yok ya. Yapacağız işte bir şeyler. Şu senin kutulardan hala haber yok değil mi? Aman abicim bana kutu deme, bana kutu falan deme ne olur ya. Ne oldu? Hani ölmek vardı, ölmek yoktu? Lan zaten ölmek üzereyiz ya. Şuraya bak, bütün kalelerimiz zapt edilmiş, bütün tersanelerimize girilmiş. Fakr-ı zaruret içinde bitap düşmüşüz ya. Vallahi bilmiyorum. Bakıyorum rolleri değişmişiz. Şu an benim ağlamam, senin sabret Deniz oğlan demen gerekmiyor mu? O günler geride kaldı Deniz oğlan. Yani ulan azmettik, sabrettik. Ha şu halimize bak. Ulan şu evin haline bak ya. Hay ben sizin gibi kutunun. Ne yapıyorsun oğlum sen? Yakıyorum lan sermayeyi. Yeter artık tamam. Ya saçmalama ver şunu. Bırak ya. Ben iş bulunca düzelecek her şey. Sen iş bulacaksın. Ha bir de o bulduğun işte çalışacaksın yani öyle mi? Allah Allah. Ya çalışacağım diyorum. Niye kimse inanmıyor bana? Çalışacağım. Daha gerçekçi hayaller kur Deniz olan. Ne zaman çıkar araba? Akşama teslim ederiz. Peki. Bunlar nedir? Ha, bunlar, akla evvel bir çalışanımız vardı da bizim. Onun fikri. Ha. Trafikte sıkışan arabalar için tasarlamış. Ivır zıvır şeyler işte. Aslında kaldırmıştık ama birkaç tanesi burada kalmış. Enteresan. Nerede bu arkadaş? Burada mı? Houston'dan Deniz oğlana, Houston'dan Deniz oğlana, cevap ver Deniz oğlan. Kredi kartının limiti dolmuş, kira günü de geliyor. Ne yapacağız Deniz oğlan? Yakacak kalmamış, odunlar yok, içme suyu yok, gezegende hayat belirtileri rastlanamadı Deniz oğlan. Ne yapalım birader? Bari şu kutuları yakalım da içimiz ısınsın. Oğlum saçmalama, senin sermayen onlar. Yok abicim yok. Bu mevzu artık bitmiştir. Ben iş adamlığından maaşlı köleliğe geri dönüyorum. Buraya kadar mı yani Efe? Bu kadar sıkıntı çektim, buraya kadar mı? Buraya kadarmış birader. Yani oğlum şu halimize bak ya. Güvercinler bile bizden daha iyi besleniyor. Yani peynirle, ekmekle beslenen iş adamı mı olur be? Allah bilir birine borcumuz vardır. Yalçın abi. Efe hemen buraya gel. Ne oldu abi? Gelince anlatırım. Hadi fırla. Buyurun. Gönül Hanım Müdür Bey sizi çağırıyor. Geliyorum hemen. çıkacağım biraz. Deniz'le konuşmam gereken şeyler var. Ha, o konu değil mi? Hı hı. Hadi ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Su, ben aradım, kafe çıktı. Dediler ki Cemal bugün bütün gün burada. Tamam işte, hazırlanalım çıkalım o zaman. Su, Aslı'ya bir şey söylemedin değil mi? Ya deli misin canım? Zaten onun derdi başından aşkın. Kimseyle ilgilenecek hali yok. Hadi çıkalım. Tamam, o zaman ben seni aşağıda beklerim. Tamam. Buyurun. Beni çağırmışsınız Müdür Bey. Aa, buyurun Gönül Hanım. Oturun. Sizi çağırdım çünkü bir öğretmen arkadaşımız yakında okuldan ayrılacak. Onun derslerini size vereceğim. Aa, çok sevindim. Ben de elimdeki dosyaları yeni bitirmiştim. Yapacak bir işim kalmamıştı. Aa, çok güzel. Bu süre zarfında dersler başlayana kadar başka görev veriyorum size. Öyle mi? Hı-hı. Nedir? Okulumuzu tanıtmak amacıyla önemli organizasyonlarda standlar açıyoruz. Öğrencilere ulaşabilmek için yani. Siz de bu standlardan birinde görev alacaksınız. Nasıl yani? Müdür Bey, siz beni fuar hostesleriyle karıştırdınız herhalde. Ben öğretmenim. Rica ederim. Okulumuzun tanıtıma ihtiyacı var. Biz bunu daha önce fuar hostesleriyle veya başka meslek dallarındaki insanlarla denedik ama olmadı. Çünkü veliler karşılarında gerçek bir öğretmen görmek istiyorlar. Çünkü ancak o zaman ikna oluyorlar. Anlıyorum ama ben... Durum bu Gönül Hanım. Siz isterseniz biraz düşünün, sonra tekrar konuşalım. Peki ya kabul etmezsem? Bu okulda kalmak istemediğinizi düşünüyorum o zaman. Efendim anne. Dışarıdayım, ne oldu ki? Anne biliyorum, hiçbir şey söylemeye gerek yok. Ben ödeyeceğim o parayı. Çalışıp ödeyeceğim. Evet anne, doğru duydun, çalışacağım. Anne şu an işim var, sonra konuşalım olur mu? Hoş geldiniz. Merhaba. İsterseniz sizi şöyle alayım. Aa, yok, ben bir şey almayacağım, sağ olun. İlan için gelmiştim, eleman arıyormuşsunuz. Ha, bir saniye. Efendim? Heh. İş ilanı için biri gelmiş, çağırayım mı? Tamam, gelsin. İş arıyormuşsun, öyle mi? Evet, öğrenciyim de para da kazanmam lazım. Tabii hala eleman arıyorsanız. Daha önce hiç böyle bir iş yaptın mı? Hayır. Ama çabuk öğrenirim, gerçekten. İyi, bir deneyelim o zaman. Ahmet. Buraya gel. Adın ne? Deniz. Deniz'i al aşağıya götür, ne iş yapacağını göster. Hemen şimdi mi? Evet, ne olacaktı ki? Yok, ben hemen başlarım da şaşırdım tabii biraz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ olun. Önlükler şurada aslında, eldivenler de burada. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Efendim hayatım. Neredesin hayatım? Çalışıyorum. Anlamadım. Yani ders mi çalışıyorsun? Yok, bir kafede iş buldum. Bana niye söylemedin? Daha yeni buldum hayatım. Akşam söyleyecektim. İyi peki. Ya hemen görüşmemiz lazım. Hayatım çalışıyorum dedim ya. Akşam görüşürüz. Ya ama Deniz ya çok önemli gerçekten. Peki tamam. Tamam Yeliz. Anladım da neden bütün bunlardan benim son dakika haberim oluyor onu anlamadım. Bırak ya. Böyle saçmalık mı olur? Tamam, daha fazla uzatmayalım boşu boşuna. Anladım ben durumu. Hadi eyvallah, neyse. Aptal bunlar ya, yemin ederim bir gram beyinleri yok. Ne oluyor ya, neye kızın sen? Dizi ya. Yapmamaya karar vermişler. Böyle iş mi olur? Beni bir ay öncesinden neden angaje ediyorsun abi sen? Çocuk oyuncağı mı bu? Alış artık kızım sen de. Ben sana söyledim. Burası Türkiye. Her an her şey olabilir. Bırak. Sana da kızgınım zaten. Hayda. Geldiğimizden beri elinde gitar tıngır 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 tıngır. Ne yapıyorsun sen hala? Ya Deniz yok mu basın toplantısındaki çocuk? Ha, ona müzik mi yapıyorsun? Vallahi okudum senaryoyu, çok beğendim. Aklıma da bir şeyler geliyor, yazıyorum. Oho! O film çekilene kadar ölme şeyim ölme. Boşuna uğraşmıyor musun? Ha, sen bir ay dolu dolu çalıştın, ne oldu? Dizin iptal oldu işte. Sen de onda haklısın. Ver bakayım şunu bana. O kadar güzel ne varmış içinde, merak ettim. Al. Çok bekletmedim değil mi? Yok canım, ben de yeni geldim zaten. Oo Gönül Hanım, odanız da çok güzelmiş. Aşkım, bu eşyaların bir kısmını ben koliledim. Yani, nakliye şirketini aradım, onlar da bir iki güne kadar gelecekler, toparlayacaklar. Ama Gönül canım çıktı yani, bundan sonrası senin. Tamam Metin'ciğim, ben hallederim. O beğendiğin çalışma masasının da siparişini verdim. O da gelecek bir iki güne kadar. İyi yapmışsın. Gönül sen iyi misin? İyiyim, bir şeyim yok. Hadi çıkalım Metin. Hadi. Halledip gelmem lazım. Sen arabaya git, ben hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Girin. Affedersiniz. Aa, buyurun Gönül. Ben ne zaman başlayayım müdür bey? Hemen yarın. İyi günler. İyi günler. Efendim hayatım. Söylediğin yere geldim ben. Sen neredesin? Tamam bekle, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Nereden buldun burayı? Anlatırım akşam. Şimdi mutfaktan çıktım diye bir şey derler. Dönmem lazım hemen. Ha, o zaman hemen konuya gireyim. 2 dakika otursana ya. Ya hani biz bir süredir görüşemiyoruz ya. Yani evet, senin okuldan, evden, devadan fırsatın olmadı fazla. Ben onu söyleyecektim işte. Ya böyle giderse daha da fazla görüşemeyeceğiz zaten. Yani? Hayatım ne söyleyeceksen açık açık söylesene. Ya şey, hani senin bu filmin var ya, eğer birkaç gün sürerse böyle hafta sonlarına denk getirirsek oynarım. Aa, hayatım 1-2 gün olsa süper olurdu tabii ama artık ben de çalışıyorum. Akşamları da prova almamız lazım. Çekimde en fazla 4 gün sürse... O da boş günlerde tabii. Deniz, o zaman ben oynayamam. Yani o kadar vakit ayıramam ki. Hele akşamları hiç olmaz. Hadi ya. Ya haklısın tabii, ben bunları düşünmemiştim. Neyse hayatım, boş ver, üzülme. Başka birini buluruz, ne yapalım? Kimi bulacağız ki yani? Peki bana bir iyilik yapar mısın? Tabii, söyle. Bak bizim evde Özgür Çevik'in gönderdiği bir albüm var. Onun üstünde numarası var. Ona mı soracaksın? Belki birine yönlendirebilir, yardımcı olabilir bana. Olur, fena fikir değil aslında. O zaman ben eve gideyim, ararım seni oradan. Tamam, tamam. Hadi. Dur. Anahtarı da al. Tamam. Hadi canım. Yalçın abi. Neredesin oğlum? Bekliyoruz burada. Geliyorum abi, ben yoldayım. Taksideyim, şey var, trafik var ya. Ha? İyi, tamam. Hadi çabuk ol. Saygılar abi. Lan şuraya bak ya. Bir yol paramız bile yok. Dur bakayım. Yürü oğlum Efe. Pardon, bakar mısınız? Cem Bey burada mı acaba? Bir bakayım, müsaitse gelir birazdan. Tamam, sağ ol. Nerede? Ay Su, kalk kalk kalk. Bu adam değil, rezil olacağız. Evet, merhaba arkadaşlar. Sizin fincanlar kapalı değil. Nasıl? Fal baktırmayacak mısınız? Fal mı? Beni sormuşsunuz çocuklara. Evet, sorduk da yani yanlış anlaşıldı. Dur 2 dakika. Belki güzel şeyler söyler. Su. Bakın arkadaşlar, ben sadece gördüğümü söylerim. Yani güzelmiş, çirkinmiş, orasını bilemem. Tamam, siz ne görüyorsanız söyleyin. Bakın bakalım burada koca kafalı birini görecek misiniz? Bakalım. Dediğim kadar iyi miymiş? Sende bu çocuğun telefonu var mı? Ne yapacaksın? Ya sen benim soruma cevap versene. Var. Arayayım mı? Arasana cidden. Osman Bey, biz Bilal'le düşündük, taşındık. Şu ortaklık teklifinizi kabul etmeye karar verdik. Öyle değil mi oğlum? Evet babacığım. Ne ortaklığı? Hani ortak olmak istediydiniz ya. Kim, ben mi? Osman amca, geçen geldiğinizde söylemiştiniz ya. Allah Allah, delirdiniz mi siz yahu? Benim ne işim var zerzavatçılıkla? Ben para yatırır mıyım böyle bir işe? Allah Allah. Çok şükür, kendine geldi. Hay Allah. Efendim. Deniz. Özgür ben. Ne yapıyorsun evladım sen? İlk günden başladın kırıp dökmeye. Çok özür dilerim efendim. Bir daha olmayacak. Arkadaşlarını da içeri çağırma. Ne konuşacaksanız dışarıda konuşun. Tamam, pardon. Alo, Özgür kusura bakma. Bugün bir yerde çalışmaya başladım da. Onu anladım canım. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Aslı mı aradı seni? Yo, arayacak mıydı? Ya benim film için bir kadın oyuncuya ihtiyacım var da. İyi olacak, Aslı'nın doktoru ayağına gelirmiş. Ben de sana bir arkadaşımı göndereceğim. Zaten tanıyorsun. Tanıyor muyum? Kim ki? İşte görünce anlarsın. Evet. Sen birinden ayrılmışsın. Hem de yakın bir zamanda. Bu adam inatçı mı? Evet öyle. Yani öyleydi rahmetli. Bir şey için tartışmışsınız. Yani nasıl desem, sanıyorum okulla alakalı. Bir de bir iş mevzusu, bu bir işe falan mı girecek? Ya bir miktar para görüyorum da ondan soruyorum. Ama sen bu adamla tekrar konuşacaksın. Hem de çok yakın bir zamanda. Evet. Şimdi bir dilek tut bakalım. Tamam, tuttum. Yani ya yakın değil ama olacak dileğin, merak etme. Benimkine de bakın bari. Hay hay. Sen çok büyük bir sıkıntı atlatmışsın. Yani bir süre önce. Kafan çok karışmış. Yani nasıl desem, sanki bir yere gidecekmişsin de son anda vazgeçmişsin. Ay doğru vallahi. Burada da bir adam var. Yalnız yüzünde soru işareti var. Bak burada. Orta yaşlarda, 40'larında. Peki bulacak mıyım? Biriyle konuşman gerek. Yani hane içinden biriyle. Kim o? İstersen ismini de vereyim. Buyur Ahmet abi, bir şey mi istedin? Yok, buralardan geçiyordum da şöyle bir bakayım dedim. Malum, bir dünya para verdik sana. Bakalım geri gelecek mi? O nasıl söz abi? Evvel Allah çalışıp ödeyeceğim Allah'ın izniyle. İnşallah. Geri gelmeyince ne olacağını biliyorsun değil mi? Hadi bakalım, kolay gelsin. Bilal? Kimdi o adam? Hah, neredesin Efe ya? Geldim Yalçın abi de. Hayrola? Bir adam arabasını yıkatmaya geldi. Seni görmek istedi. Beni? Niye ki? Ya senin kutulardan birkaç tanesi burada kalmış. Adam da çok ilgilendi. Şimdi burada birazdan gelir. Ciddi misin Yalçın abi? Benim kutularla. Evet. Biliyordum ya, biliyordum ya. Hah, beyefendi de geldi işte. Bahsettiğim arkadaş. Merhaba delikanlı. Merhaba. Gel biraz konuşalım seninle dışarıda. Tabii. Tebrik ederim. Çok güzel bir fikir bulmuşsun. Herkesin aklına gelmez böylesi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yani... Zaten şirketimizin ismi de buradan geliyor. Hacı, hiç akla gelmeyen ihtiyaçlar. Senin şirketin var yani? Yani var derken şu an yapım aşamasında ama yakında bitecek, evet. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Dinliyorum. Sen burada güzel bir şey yakalamışsın ama uygulaman yanlış. Gel ben senden bu fikri satın alayım. Bunun karşılığında da sana para vereyim. Sen de git kendi şirketini kur. Vallahi ağzınızdan bal damlıyor beyefendi yani. Yalnız o zaman ben de size bir karşı teklifte bulunayım. Biz ortak olalım. Fikir benden, sermaye sizden. Nasıl? Sen benim söylediklerimi bir daha düşün. Al bunu. Eğer kabul edersen ara beni, gel al paranı. Vallahi eyvallah, teşekkür ederim yani beyefendi. Peki şu para kelimesini biraz açabilir miyiz? Yani ne kadar paradan bahsediyoruz? Ha. Sevdim seni. Kafan çalışıyor. 5 nasıl? 5 derken yani 500 mü? 5000 euro. Ha? Merhaba. Siz miydiniz? Duygu. Sizi bizi kaldırsak artık ha? Evet Duygu. Yok Özgür. Tanıdığın biri deyince ben de merak ettim kim diye. Demek burada çalışıyorsun. Evet, bugün başladım. Bulaşık yıkıyorum. Bir kere daha beni şaşırttın biliyor musun? Sakın sen de beklemezdim demeyeceksin değil mi? Ne yalan söyleyeyim, beklemiyordum gerçekten. Bu kadar güzel bir senaryo yazmanı da beklemiyordum biliyor musun? Uzun zamandır okuduğum en iyi senaryolardan biri. Sağ ol ya. Bunları duymak beni o kadar çok mutlu ediyor ki. Aklında Aslı rolü için birileri var mı? Evet, sevgilim oynayacaktı. Gerçek Aslı yani. Ama onun da okulla ilgili problemleri var şimdi. Dersler falan olmayacak galiba. Süper. Bir oyuncuya ihtiyacım var yani sonuç olarak. Vallahi var. Tamam. Ben oynarım o zaman. Nasıl yani? Ciddi misin? Evet. Deniz! Aslı, senin ne işin var burada hayatım? Kazanmışsın. Ne diyorsun? Bak işte. Kazanmışım. Allah! Ya dur, ne yapıyorsun? İşindeyiz ya. Duygu'yu hatırladın mı? Özgür'ün arkadaşı. Ha, evet hatırlıyorum. Merhaba. Merhaba. Bu süper bir haber. Filmi yapıyoruz o zaman ha? Yapıyoruz derken? Ha, bu arada Duygu senaryoyu okumuş. Çok beğenmiş. Aslı rolünü oynamayı kabul etti. Ne kadar güzel bir gün ya. Hem iş buldum, hem yarışmayı kazandım, hem oyuncumu buldum.